Arkadaşlar merhaba, ben Üçlü Hoca. Bomba Kamp'ın 11. günündeyiz. Paragraf denemesi sözü vermiştik. Onu yerine getireceğiz inşallah. Fulleten Paragraf kitabından bir paragraf denemesi aldım. Bakalım nasıl çözeceğiz. Fulleten paragraf biliyorsunuz. Fulleten değil, terleten dese yerinde olur demiştik. Soruları çok oldu yazalı ama ilk defa sizinle birlikte çözeceğim. Bunu çok net söylüyorum. Şıkları ilk defa sizlerle birlikte bula bula gideceğim. Hemen ilk soruyla başlayalım. Bir olumsuz soru kökü. Çok uzaklaştırmayacağım telefonu. Çünkü soru iyice küçülsün de istemiyorum. Önce bir şıklara bakalım isterseniz. Diğer sorular sığıyor. Diğerlerinde çok sıkıntı yok gibi görünüyor. Bu sorunun hemen bir şıkkına bakalım. Değinilmemiştir sorusu. Önce mutlaka seçeneklerden gideceğiz. Ne diyor? Anayasanın içerisinde yazıya henüz geçirilmemiş kuralların bulunabileceğine, yazıya henüz geçirilmemiş, yazılı biçimdeki anayasaların çağdaş bir dönemde yazıldığına, çağdaş bir dönem örf adetlerin teamülü anayasalarda yer aldığına, örf adetler teamülü anayasa, anayasası yazılı olmayan sınırlı sayıda ülke olduğuna, sınırlı sayıda ülke, anayasanın olması için mutlaka bir parçada toplanmış kuralların olması gerektiği, bir parçada toplanmış kurallar. Şimdi en fazla 10 saniyelik bir süreç bu. Bunu yaptık. Şimdi benim aklımda hepsi kalmadı. Mümkün değil, öyle bir akıl yok zaten. Hepsini de takır takır hatırlıyorum hocam, yok. Yarım yamalak aklımda bir iki şey var. Yani yazıya henüz geçirilmemiş olma durumu, çağdaş bir dönemde yazılması, ne bileyim bir parçada toplanmama durumu falan filan. Bir iki şık aklımızda hemen metne geçiyoruz ve hatırladığımız kadarıyla eleme yapıyoruz. Bakın bu çok önemli. Anayasa teriminin bazı yabancı dillerdeki karşılığı olan ve ilk harfi büyük yazılan sözcüklerin temelindeki kavramlar daha geniş anlam taşırlar. Ve Türkçe'de bu kavramlar ana kuruluş terimiyle karşılanabilirler. Buraya kadar ben herhangi bir şıkka yaklaşamıyorum. Bundan bir toplumun siyasi ve hukuki temeliyle ilgili yazılı ve yazısız, yazısız. Demek ki henüz yazıya geçirilmemiş durumlarda olabiliyormuş. Yazısız vurgusu bana Adana'yı çok bariz eletiyor. Ana hukuk kurallarının bütünü anlaşılır. Hemen şöyle ortalayalım. Devam edelim. Ne diyor? Dolayısıyla bir ana kuruluştan söz edebilmek için bu kuralların belli ve tek bir metinde toplanmış olması gerekmez. Ben neyi anlıyorum? Edirne'deki bir yerde toplanma vurgusunu. Bakın şıkların aklında kalması mümkün değil zaten. Sen bu metni okurken illaki hatırlıyorsun ya. Sanki evet ya böyle bir şey okudum diyorsun. Tamam, bütün mesele bu. Devam edelim hocam, uzatmayalım. Bu kurallar değişik yasalarda yer alabildikleri gibi yasalar halinde derlenmemiş bile olabilirler. Ana kuruluş kısmen ya da büyük çapta yazılı olmayan hukuk kurallarından, örf adetlerden, teamüllerden oluşabilir. Şimdi örf adet teamül Ceyhan'da geçiyor ama ne diyor bak. Örf adetlerin teamülü anayasalarda yer aldığına. Şimdi bu alakasız bir şık değil mi orayla? Doğal olarak devam ediyorum. Bu durumdaki bir ülkenin yazılı ve tek metin halinde bir anayasası bulunmasa bile yazılı ya da yazısız hukuk kaynaklarından oluşan bir ana kuruluşu geniş anlamıyla bir anayasası vardır, tamam. Bu nedenle anayasalar teamülü ve yazılı olmak üzere başlıca iki gruba ayrılır. Modern çağda anayasacılık, modern çağda, çağdaş bir dönemde demek istiyor. Bursa'yı da buradan çok rahat eleyebilirim. Çağdaşlığı da arıyorum aklımda, o da var. Modernlik onu çok net yansıtıyor zaten. Devam ediyorum. Hemen şıkka. Evet, anayasacılık hareketleri genellikle yazılı bir anayasanın yapılması şeklinde belirmekte. Teamülü anayasa çok ender ve hemen hemen bir ülke, bir tek ülke, yazısız anayasadan bahsetti. Yazılı olmayan anayasası bulunan ülkeler sınırlıdır. Denizli'ye çok rahat ulaştım. Ceyhan çok yerinde. İşte fulletenin zor olması muhabbeti bu. Yani sen anahtar kelimeyi belirliyorsun, örf adet diyorsun. Yukarıda da geçiyor ama birebir değil. Değil mi? Buna çok dikkat etmek lazım. Uzattın hocam. Haydi ikinci sorudayız. Gelin dinlediğimize değsin. Ne diyor? Hangisine ulaşılabilir? Şimdi ben bir çoklu soru çözdüm aslında, değil mi? Yani bir ve ikinci soru metne bağlı. Şimdi sınavdan diyelim ki birinci soru değil de ikinci soru değinilmemiş olsaydı ikinci soruyla başlayacaktım. Önce olumsuz soruyu çözdüm. Ben bu metinde ne anlatılmak istediğini bu soruda tek tek şıkları irdelediğim için anladım. Doğal olarak bu ikinci soru için metni lütfen okumayın. Zaten şu an telefonun ekranı buna izin vermiyor. Mümkün değil. Mecbur buradan gideceğiz. Lütfen sınavda bunu yapın. Çoklu sorularda her soru için bir daha metne dönmeyin. Bakın bu çok önemli. Ben bu soru çözümünü vallahi de billahi de bunları görün diye yapıyorum ya. Bütün mesele bu. Gel ikinci soruya bakalım hemen. Hangisine ulaşılabilir? Ülkeler anayasalarının yazılı ya da yazısız olmaları konusunda birbirlerine örnek almak var mıydı metinde? Yoktu. Satır satır okuduk ya. Dedik ettik. Bir daha niye okuyalım? Anayasaların örf, adet ve teamüllerle donatılması, anayasayı güçlü bir an, güçlü anayasa asla yoktu. Anayasanın bir metin biçiminde toplanması için kuralların uygulanması, şimdi bir arada toplanmak güzeldi. Yani Ceyhan çok iyi bir şıktı ama uygulanmış olma vurgusu yoktu değil mi metinde? Ülkelerin yazıya geçirilmiş olsun ya da olmasın bir anayasaları, evet çok net. Net Denizli ya. Diyordu ya hatta yazısız olan bir tek ülke var falan fistan, değil mi? Edirne'ye geçtim. Olay bu hocam, olay bu. Haydi isterseniz devam edelim. Hangisi düşüncenin akışını bozmakta? Artık buradaki taktiği Allah rızası için anlattırma ya da yokluk anlatalım. Giriş cümlesi olmaya en uygun ifadeyi arıyoruz. Bir şeyin devamı olmayacak ifadeyi arıyorsunuz. Bakalım hangisi cevap?
1855 yılında şöyle adam akıllı derin bir nefes alalım değil mi? Paris'teki Doğa Bilimleri Müzesi'nde dünyadaki ilk antropoloji kürsüsünü kuran vesaire vesaire bu bilgi dalını insanın doğal tarihi olarak tanımlıyordu. Geç, mükemmel bir giriş cümlesi. Paris'te bir antropoloji değil, laboratuvarı konuşabilirsem bir antropoloji okulu ve bir de vesaireyi kuran devam niteliğinde 3 numara ama diyor ister oku ister okuma içi rahat olsun tabii ki okuyacaksın sınavda ama cevap olmayacağını çok iyi bileceksin bunu da geçtim. Zamanla Kıta Avrupa'sında antropolojinin bu yönleri, hangi yönleri? Devamsın sen hocam, devamsın. Elimizde 5 kaldı, onu da okuma canım artık yani. Onu da okuma ya, net. Devam. Oba, sığdı mı? Evet, sığdı, harika. Ne diyor? Bu partiden hareketle hangilerine ulaşılabilir? Bakın şimdi ulaşılabilir sorularında, ki bu bir öncüllü soru aynı zamanda, olur mu? Güzel bir soru tarzı, öncüllü soru bu. Ulaşılabilirin ötesinde. Yani sadece hangisine ulaşılabilir deyip de şıkları vermemiş. Öyle olsaydı ben metni şöyle bir göz gezdirip metni son birkaç cümleye özellikle gidecektim. Ama öncüllü sorularda öncülleri bir okumakta fayda var. Olumsuz soru gibi yani. Ülkeler arpa değiştirme yönünde çalışmalar yapmıştır, tamam. Süslü gösterişli arpların yapılması arpın o dönemde gündeme gelmesini sağlamış, tamam. Arp Rönesans dönemindeki yoğun bilimsel gelişmelerden dolayı gözden düşmüştür, tamam. Bunlardan hangisine ulaşılabilir? Tabii ki metne bakacağız. Bakalım hangisine yaklaşacağız. Başlayalım. Biçimini Orta Çağ'da Avrupa'da kazanmış olan üçgen biçimli arpın kökeni Kelt arpı denilen köşeli arptır. 8. ya da 9. yüzyılda kullanılmaya başlanan bu tür arp 3 bölümden oluşur. Ses kutusu, tel burgularının bulunduğu konsol ve bu iki parçayı birbirine bağlayan sütun. Orta Çağ'da üçgen biçimli arp büyük ilgi gördü. Çalkı, bemollü ve diyezli sesleri veremediğinden Rönesans'ta gözden düştü. Bakın neden gözden düşmüş? Bu sesleri veremediği için. Buradan ne demişti? Yoğun bilimsel gelişmelerden dolayı. Asla 3 ile bağdaşan bir şey değil bu. Ama yine de devam edelim. Belki sonlara bir yeri koymuş olacak 3'ü, değil mi? Devam. İrlanda'da ve İtalya'da 2 ve 3 sıra tel konularak çalgıyı geliştirme denemi. Çalgı sürekli olarak değişiyor. Yani ben aslında Adana'ya çok net ulaşabilirim. Adana'nın olmadığı seçenekleri elediğim zaman 1 ve 2 kalıyor. Demek ki 3 yokmuş. 2 ne demiştim? Gösterişli harpların yapılması gündeme gelmesini sağlamış. Evet, gösterişli harp falan filan vurguları ufak ufak geçiyor sanki ama gündeme onun için mi gelmiş? Şöyle bir göz atıyorum hızlı bir şekilde artık. Daha seri gidebilirim. Çünkü seçeneği aldım. Fransa'da 18. yüzyılın ikinci yarısında arp okulu parlak bir dönem yaşadığı, kraliçe vesaire vesaireden süslü şatafatlı harplar. Evet, süslü harplar yapıldı. Gösterişli harplar yapıldı ama gündeme geldi falan demiyor. Sadece Adana'ya ulaşıyoruz. Yalnız bir bizim. Doğru cevabımız olacak. Haydi tam gaz devam ediyoruz. Çok az kaldı bitmesine. Ne demiş? Hangisine ulaşılamaz? Gel isterseniz 5'te de önce şıkları okuyalım. Hocam göremiyoruz, çözemiyoruz demeyin. Burada dedim ya, amacınız beraber çözüm olsun lütfen. Nasıl çözülüyor bu sorular, onlara bakalım. Hemen 5. soruda şıklara bakalım. Ne diyor? Arsenikteki bakırın nikel ve kalayla birlikte olmadığı durumlar da vardır. Bakırın nikel ve kalayla, nikey de çok iyi bu arada, PK gibi oldu. Nikel ve kalayla birlikte olmadığı durum, tamam. Oksidin aralaştırılması için bir maddeye, oksidin aralaştırılması için maddeye ihtiyaç var. Arsenin birçok özelliğine fosforda da rastlanabilir, fosforda da özellikler var. Özellikleri bakımından arsenik tam olarak bir metal özelliği göstermesi tam olarak bir metal değil. Romboedrik biçimli atrop, allotrop en çok tercih edilen allotrop türüdür. En çok tercih edilen allotrop. Şimdi okudum hocam, bir 15-20 saniyemi aldı. Işıklar biraz daha sıkıntılı çünkü. Zaten kitabın biraz zorlayıcı olması bundan geliyor. Hemen başlayalım bakalım hangi ışıkları göreceğiz. Yarım yamalak aklımda birkaç şey var. Hemen başladım. Metal ve ametaller arasında ara özellikler taşıyan arsenik. Yani ne metal ne ametal diyor. Neredeydi hocam o? Hemen hangi ışıkta bunu görmüştük? Arsenin birçok özelliği fosforda bu. Denizde. Değil mi? Tam bir metal özelliği göstermez. Denizliği ben buradan çok net eleyebiliyorum. Devam ediyorum. Arsenik fosforla birçok yönden benzer özellikler gösterir. Ha hocam, Ceyhan'da fosforda da rastlanabilir bazı özelliklerine demişti Ceyhan Deniz. Bakın daha 10 saniye olmadı, soruya geçelim. Gitti. 20-25 saniyemizi, neyse 15-20 saniyemizi şıklara ayırdık. Bir 10-15 saniyede de iki şıkkı eledik. Devam ediyoruz. Çok konuştuğum için tabii biraz uzatıyorum soru çözümünü ama diğer şıklara bakalım. Tek tek eleyelim onları. Ne diyordu? Birçok alotropu bulunan bir katıdır. Tamam. Alotroplara örnek olarak şunlar verilebilir. Gri ya da metal arsenik vesaire biçimli en yaygın türüdür. Isıtıldığında gri ya da metal arseniğe dönüşür. Arseniğe hemen hemen bütün doğal metal sülfürlerde rastlanır. Devam ediyorum. Ama başlıca cevherleri birer arsenik sülfürü olan turuncu vesaireler ile limon sarısı vesaireler ve vesaireler vesairelerdir. Bismillahirrahmanirrahim hocam. Bu ne? Değil mi? İşte bu yüzden öğrenci ne oluyor hocam diyor soruları okurken. Bu elementte çoğu kez illa seslendirmeye gerek yok diyor sözcükleri. Yani arsenosülfürler falan ne gerek var? Bu elementte çoğu kez bakıra, nikel ve kalayla birlikte rastlanır. Bak şimdi hocam. Burada Allah rızası için dur. Sen burada bir dur. Bak
her şeyini bırak hocam. Bütün her şeyi unut. Ne diyor bak. Çoğu kez de bakıra, nikel ve kalayla rastlanır. Yani rastlanmadığı durumlar var. Yani arsenikteki bakırın nikel ve kalayla birlikte olmadığı durumlar da vardır. İşte buna ulaşabildiğin an açtın demektir. Allah rızası için. Sen bunu anladıktan sonra sınavda hangi soru senin karşında durabilir ya? Yani ben diyorum ki %80'i şunu yapar. Şıkta demişim ki %20'si bunu yapmaz. Ha, işte ona ulaşmanı istiyor senden adam. Bitti hocam. Bitti. Devam ediyoruz. Vallahi duygulandık. Burada duygulandık. Devam. Bu metallerin özütlenmesi sırasında oluşan duman tozları toplanarak işlenir. Ham ürün arsenik oluşumunu önlemek için galen eşliğinde süblimleştirilerek oksit aralaştırılır. Ha, oksitin aralaştırılması için bir maddeye ihtiyaç var demişti Bursa. Doğru cevap kesinlikle Edirne olacak. Çok bilimsel bir metin olmuş. Ne diyor? Hangisi söylenemez? Şimdi bunun içinde tabii ki ikisi de olumsuz. Yani ulaşılamaz ilk sorumuzdu. İkinci sorumuz söylenemez. İkisi de olumsuz. Burada bir sıra güdemeyeceğiz. Mecbur bakacağız. Örneklemeden yararlanmıştır. Bunu çok rahat çıkarabiliriz aslında değil mi? Yani nikel, bakır, kalay, işte ne bileyim mis, pikel falan filan gibi, limon sarısı, orpiment falan gibi bir sürü kavram geçti. Örneklemeleri çok rahat ben buradan söyleyebilirim aslında. Onu eleyebilirim. Niteleyici sözcük evet. Metal bilmem ne. İşte ne bileyim işte romboedrik biçimli bilmem ne gibi kavramlar vardı. Niteleyici sözcükler yani sıfatlar tabii ki var. Karşılaştırma yapılmıştır. Hemen bir bakalım karşılaştırmaya. Bir en, daha gibi belki onları arayalım. Evet burada en'i gördüm süper. En yaygın türüdür. Bu bir karşılaştırma. Bunu çok bariz eleyebilirim. Yinelemelere yer verilmiş, ikileme kullanılmış. Tehlikeli iki şık. İkilemeyi bulmak daha kolay. Önce ona bakmakta fayda var. Şöyle bir göz atıyorum. Evet hemen hemen var süper. İkilemeye yer verilmiş. Bu da cepte. O zaman yinelemelere yer verilmiştir. Yanlış olsun lütfen. Hemen geldik 7. soruya. Ne diyor? Hangisine ulaşılabilir? Bir ulaşılabilir sorusunun ötesinde az önce söylemiştim. Bir öncüllü soru bu. Yeni nesil güzel soru tarzlarından kullanılabilir. Hangisine ulaşılabilir, ulaşılamaz gibi düşünebiliriz öncüllü sorularda. Hemen bakalım öncüllere. Devlerin ayrılmasında kullanılan malzemelerin birbirine benzerliği önemlidir. Birbirine benzerlik tamam. Yontma taş devrinin evrelerini belirlemede geçiş dönemlerinin süresi ilk bakılacaklardandır. Geçiş dönemlerinin süresi. İlk bakılacaklar güzel. İnsanlığın etkinlikleri dönemlerin belirlenmesinde etkendir. Evet etkinliklerin dönemlerin belirlenmesine etken olması. Hemen başlayalım hocam hangisine ulaşabiliriz? Yontma taş devrimi 1865'te vesaire vesaire tarafından yontma taş aletlerinin kullanıldığı dönemi belirtmek için ortaya atıldı. Yontma taşın başlangıcı insanoğlunun etkinliğinin bugün bilinen en eski örneklerine denk düşer. Ha etkinlik var yontma taşın başlangıcı var. Evet dönemlerde insan etkinliği önemli. 2-3 veya 3. 2 de ne demişti? Geçiş dönem süresi, geçiş dönemlerinin süresi. Devam. Bunlar çakıl taşların işlenmesiyle ve hayvan kemiklerinin bilinçli olarak kırılmasıyla elde edilmiş ilkel aletlerdir. Güney Afrika'da ve Afrika'nın doğu kesiminde bu tür aletlere bol miktarda rastlanmıştır. Yontma taş genellikle 3 evreye ayrılır. Ancak geçiş dönemlerinin çok uzun olması ve çeşitlilik göstermesinden ötürü bunların sınırları kesinlikle belirlenememiştir. Bak 2 numarada ne demiştim? Yontma taş devrinin evrelerini belirlemedi. Geçiş dönemlerinin süresi ilk bakılacaklardandır. Burada ne diyor? Geçiş dönemi uzun olduğu için bu süre uzun olduğu için diyor. Yani tam olarak sınırlarını belirleyemedik. Şimdi 2 ile ne alakası var? Ama o kadar yakın ki %100 aynısı gibi değil mi? İnsan onu hissediyor. Hocam geçiş süresi diyor ilk bakılacak diyor. İlk bakılacak yok burada ama geçiş sürecini hissediyorsun. Şık neredeyse metinde geçiyor ama küçücük böyle bir virajı dönmüşüz, sıyırmışız hocam. Bakın ne diyor? Dönemlerinin çok uzun olması sınırlarını belirletmedi diyor. 2 numarada ne diyor? Geçiş döneminin uzun olması ilk bakılacaklar alakası yok. İnanın bu soruları tek tek daha önce bahsettim yazarken yaz tatilinde her güne bir soru hocam böyle satır satır gittim. Bunlara çok dikkat ettim. Siz bir soruyu yanlış yapacaksınız. Tamam. Sonra diyeceksiniz ki nasıl yanlış ya? Burada kesin bir sıkıntı var. Kesin cevap anahtarı yanlıştır. Sonra bir bakacaksınız. İlk bakılacak. Ha ilk bakılacak yok. Tamam ya. Tamam ben bundan sonra dikkatli olacağım. İşte amaç bu hocam bu kitapta. Devam hocam Allah aşkına devam. Ne diyor? İki paragraf ayrılmak istersen ikinci paragraf. Hemen bakalım. Anadolu Selçukları etkinliklerin rahatsız olduğu Türkmenleri Uç adı verilen Klikya ve Bizans sınırına yerleştirmişti. Tamam. Daha başlangıçta devam niteliği taşıyor. Moğollara karşı kim? Geç. Devam. Bazı. Devam. Klikya'da Karamanoğulları, batı sınırında Kütahya ve çevresinde gelmeyen oğulları, harika bir giriş cümlesisin sen ama bakalım cevap olacak mısın? Söğüt bölgesindeki Osmanoğullarının giderek güçlenmesi, haha bu da bir şeyin açıklıyor devamı değil mi? 5 numara benim çok bariz cevabım. Uzattın hocam uzattın. Bir sonraki denemede inşallah görüşeceğiz. Bunu da niye yuvarlak için aldım bilmiyorum. Kendimi küçük küçük orada görmüşüm. Hatta sıkıştırayım hocam kendimi iyice. Peki uzattım. Bir sonraki denemede görüşmek üzere.